Ben Ahmet-i Necip bir bağlantım oluyor. Yani onun büyükelçilikte görevli arkadaşları var, bağlantı kurduğum. Bakın dedim ki İran'da Darwinist tehlike var dedim. Bunun üstüne gidelim dedim. Yani Darwinist, anti-Darwinist faaliyetleri yapalım. Hatta orada müze kuralım dedim. Yok dediler. İran sağlam. Evet. Yani Darwinist tehlike yok dediler. E peki bu ne? Evet. Ya bu ne? Bu komünist ayaklanma işte yani. Evet. Komünist, Darwinist, materyalistlerini çıkarttı ayaklanmaya. Yok onlar Müslüman çocuklar dediler. Kardeşim yani nereli Müslüman çocuk? Evet. Değil mi? Evet. Yani bir insan komünist yöntemler kullanıyorsa, kepazeli çıkarıyorsa, kan döküyorsa, rezale çıkarıyorsa bu Müslüman yapacağı bir şey midir? Değil tabii ki. Anarşinin terörü olur mu? Sen vatandaş olarak beğenmiyorsan gidersin sandıkta oyunu kullanırsın. Al aşağı edersin istemediğin biri varsa. Evet. Değil mi? Evet. Ama halk onu istiyorsa sana ne? Niye kepazeli çıkarıyorsun? Evet. Bir kere İran'daki kardeşlerimiz İran'daki komünistlerin, faşistlerin, iddia edilere göre konu örgütü üyelerinin ve masonların gücünü kabul edecekler. Ve bu tehlikeye karşı anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist faaliyet yapacaklar. Yapamıyorlarsa bize müsaade edecekler, biz yapacağız. İnşallah. Bu bir. İkincisi bak Mehdi'yi daha gündeme getirin dedim. Dediler ki fazla da getirirsek bizim eleştiriyorlar bir şey. Ya kardeşim biz eleştiri için mi dünyadayız yani? Bizi ne ilgilendirir eleştiri? İnşallah. Açık açık söyleyin. Evet. Ne korkuyorsunuz yani? O bereketten istifade edemiyorlar o zaman. Bu çok önemli. Yani Mehdiliğin gündemde tutulması, Mesih'in gelişinin gündemde tutulması ve Darwinizmin yerle bilinmesi. Ama şu an anlamışlardı benim kanaatim. Evet. Ama çok geçmeden inşallah iyi kavrarlar, çok iyi anlarlar. Ama Ahmet-i Necip istifa edecek adam değildir. Ben bilirim. Yani öyle bir konu olmaz. Yani o olaylarda yatışır. Öyle bir sorun çıkmaz. İnşallah. Fakat bu Allah'tan bir uyarı. Yani çünkü geleneksel anlatımla İran'da dini, İslam'ı geliştiremezler. Yani İslam bir süre sonra geriye doğru gider bu mantıkla. Çünkü biraz cübbelinin mantığını andıran uslupları da var. Evet. Yani metafizik bir Mehdi anlayışları var mesela. Hiç olmayacak bir Mehdi beklentileri var. Yani asla gelmeyecek bir Mehdi beklentileri var. Yani gelecek olan Mehdi değil de asla gelmeyecek olan Mehdi'yi anlatıyorlar. Yani gelmiş olan Mehdi'yi anlatmıyorlar. Evet. Hadislere tam mutabık olan, hadislerde tam tarif edilen Mehdi'yi anlatmıyorlar. Bu hatadan dönecekler inşallah. Bu İran'a bir uyarı. İnşallah. Ve inşallah sonunda da çok güzel olacak. İnşallah. Yani eski klasik yöntemlerle cahil kitleler bir süre devam edebilir bazı cahil kitleler. Ama bir süre sonra adam Avrupa'da eğitim görüyor, İngiltere'de eğitim görüyor, geliyor. Darwinist, materyalist eğitimden geçiyor. Daha hala o oturup değil mi eski izahlar böyle mitolojiyi andıran garip izahlarla imanını muhafaza edemez. Çünkü onlarda da var aynı şekilde. Bir deccal çıkacak işte 300 metre olacak boyu. Evet. Aynı cübbelin izahları. Eşek havalanacak diyorlar ayaklarıyla falan beraber, kuyruğuyla falan. Anırarak eşek göğe çıkacakmış. Kulakları da 30 metre böyle kanat gibi açacakmış kulakları eşek. Atlas okyanusunun ortasında cübbelinin sözü bu zaten. Deccal bekliyormuş 1000 küsür yıldan beri. Evet, zincirlenmiş vaziyette. Oraya alçak iniş yapacakmış Deccal'in eşeğe anırarak. Deccal'i alıp kafasının üstüne koyacakmış. Eşeğin kafasının üstüne binecekmiş Deccal. Oradan da İstanbul'a buraya gelecek. Kadıköy'de falan üstümüzde eşek uçacak 300 metrelik eşek. Yani etmeyin, çarpmayın, yapmayın yani. Bunlara ne oldu böyle anlamıyorum yani. Burada kastedilen uçaktır. Deccal'in. Çünkü bağırır sesini duyar herkes. Yer, şark, karp, el bütün dünya duyar diyor. Ya 300 metreden eşek bağırsa Londra'da adam nasıl duysun bunu? Yani İstanbul'dan eşek bağıracakmış diye ta Londra'da duyacakmış. Olacak iş mi şu ya? Değil tabii hocam. Ya adetullah'a aykırı yani akla, fikri, mantığa hiç Kur'an'a aykırı yani. Hiç böyle bir şeyle rastlanmamış. Yani ne inciler, ne izahlar böyle. Akla, hayale gelmedik izahlar. İyilik yapıyorum diye kötülük yapmış oluyorlar. Zarar veriyorlar. Yani müteşabih olduğu belli bunun. Bakırdan da üstelik, bakırdan kürsü var diyor. Demir bakır kullanan ne olur? Uçak olur. Evet, inşallah. 30 metre kanat gibi açılmış bir şey nedir havada uçan? Uçaktır. Yani. Uçaktır. Evet. Belli ki uçak yani. Değil mi? Gökten konuşabildiğine göre yerde, bağlantıda. Değil mi? Kuleyle konuşuyor, radyo, telefonla konuşuyor. Evet. Bu da ahir zamanın teknolojisini işaret ediyor. Bunu böyle akıl almaz izahlar şeklinde anlatırsanız insanlar imanı çöker veya münafık kitleler oluşur. Evet. Onun için inşallah böyle şeyler vesile olur da olaya daha doğru, daha akılcı bakalım. İnşallah hocam.